bu baskı politikası aslında Türkiye'de siyasal iktidarların rutin davranışı. Türkiye'de demokrasiye inanmayan, insan haklarına inanmayan bir iktidar geleneği var ve hala bu iktidar geleneği tarafından yönetiliyoruz. Elbette ki buna itiraz edenler olarak buradayız biz. İktidarın başka bir refleks göstermesini beklemiyoruz açıkçası. Çünkü onların siyasal genetiği, siyasal kodları, insan haklarını, demokrasiyi, özgürlükleri önümsenebilmiş bir gelenekten gelir bu siyasal gelenek. Dolayısıyla bu baskı ortamının da bu iktidarın, bu iktidar bloğunun gitmeden, bu iktidar bloğu demokratik yollarla ülkeden uzaklaştırılmadan bu baskının da biteceğine dair bir öngörümüz yok açıkçası. Mücadele etmeye, birlikte mücadele etmeye, hukuksuzluklar karşısında yan yana durmaya ve halkımızın genel olarak, bu iktidarı seçen halkın genel olarak bu politikaların hiç kimsenin faydasına olmadığını ikna etmeye ihtiyacımız var ki bu iktidarı gönderelim ve hepimizin biraz daha umutlu, biraz daha barış içerisinde, biraz daha demokrasi ve özgürlükler içerisinde yaşayabileceği bir ülkeyi yeniden birlikte kuralım. Bunun maalesef bir özel bir yöntemi yok, kimsenin aklına gelmemiş bir yöntemi yok. Birlikte mücadele ederek eninde sonunda bu mücadelenin kazanacağı inancındayım. Türkiye'de hukuksuz olan herhangi bir şey, şu an biraz önce yaptığımız basın açıklaması Avukat Gülhan Kaya içindi. Daha doğrusu Gülhan Kaya ve onun şahsında onun duruşması yakın olduğu için diğer avukat meslektaşlarımıza yapan saldırıları protesto etmek içindi. Buna dair bir basın açıklamasıydı. Türkiye'de kendi adıma söylemek isterim bunu sadece. Ben elimin eriştiği herhangi bir yerde hukuksuzluğa karşı mücadelenin içerisinde bir parça elimden geleni yapmaya çalışanlardan sadece bir tanesiyim. Yüzlerce avukatız biz, binlerce avukatız. Avukatlık mesleği açısından söyleyebilirim bunu. Demokrasiye inanan binlerce, milyonlarca insan var. Dediğim gibi Kürtlerle yan yana durmak, Kürtlerin verdiği mücadeleye, Kürtlerin maruz kaldığı hukuksuzluğun karşısında durmaya, herkesin bunu göstermeye ihtiyacı var. Bunu göstermesi bir sorumluluktur açıkçası. Çünkü herhangi bir yurttaşa karşı yapılan bir hukuksuzluk normalleştiğinde diğerine yansıması kadar normal bir şey yoktur. Bir kişinin maruz kaldığı hukuksuzluk diğerinin potansiyel hukuksuzluğudur. Diğerinin maruz kalacağı potansiyel hukuksuzluktur. Dolayısıyla ilke üzerinden, dolayısıyla demokrasi kriterleri üzerinden, dolayısıyla hukuk kriterleri üzerinden her nerede yaşanırsa yaşansın hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı durmak zorundayız. Can Atalay şu anda milletvekili olduğu için biraz daha fazla konuşulur durumda, daha gündemde. Burası kesin ama şunu en başa yazmak gerekir ki Gezi davası temel olarak bu iktidarın yarattığı en büyük komplo, en büyük hayırlı ürünü davalardan biri. Bunu en başa yazarak devam etmemiz gerekir. Çünkü Gezi davasından Can Atalay'ın dışında halen 4 tane daha tutuklu hükümlü var. Bunu özellikle vurgulamamız önemli. Bu birincisi. İkincisi, Gezi davası, Kobane davası gibi bu hayal ürünü davalar, bu iktidarın politikalarının bir siyasi inada çevirdiği davalar olarak tanımlamamız lazım bu davaları. Bu davalarda önemli olan kısım hukuksuzluğun ortak olması. Aynı hayal ürünü iddialarla yargılanıyorlar. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, diğer o dosyanın da tutukluları. O dosyada da hayal ürünü iddialar var. O dosyada çok açıkça savcılık şu anda şunu söylüyor. Bizzat kendiniz sanıklara, bizzat orada o eylemlerde insanları doğrudan öldürdünüz. Yani bir hukuki tartışma yapmaya bile gerek duymuyor artık. Doğrudan öldürme suçundan yargılanıyorlar. Mütalaa bu yönde verildi. Şimdi bu hukuksuzlukla Gezi davasında gösterilen Gezi protestolarının uluslararası bir komplo olarak planlandığı iddiasının beslendiği yer aynı fikir. Biz uydurma iddianamelerle, uydurma yargılamalarla Türkiye'de muhalif olan herkesi susturmalıyız, susturmak istiyoruz diyorlar. Biz de buna karşı çıkıyoruz.